süreç boyunca ki hikayesini dinleyeceğiz. Ve bu gezme işini nasıl başardığını ve nasıl hayata geçirdiğini kendisinden dinleyeceğiz. Bizlere eşlik ederseniz mutlu etmiş olursunuz diyelim. Konuğumuza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hemen. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Daha önceki ziyaretlerinizden izlenimlerinizi birkaç kez programda konuşma fırsatı yakalamıştık. Evet. Bu kez de Uganda ziyaretinizin ağırlıklı olarak konuşulacağı bir program gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Nasıl yapıyorsunuz? Bu işin maddi finansman kaynağını nasıl sağlıyorsunuz? Gittiğiniz yerlerde iletişiminizi nasıl kuruyorsunuz? Ve o bölgeyi gezmek için kimlerden destek alıyorsunuz? Tüm bunları sormak, öğrenmek istiyorum. Gidemeyenler için de sizin gözünüzden o bölgeyi anlatmanızı istiyorum. Ve çektiğiniz videolarla, fotoğraflarla da bunu biraz daha pekiştirelim istiyorum. Öncelikle sizi daha yakından tanıyarak başlayalım. Biz sizi elbette ki daha öncesinden tanıyoruz ama izleyicilerimiz için bir kez daha tanıyabilir miyiz? Evet, ben Mehmet Han. Hollanda'da yaşıyorum. Aslen sizin de söylediğiniz gibi Tavaslıyım. İşte Hollanda'da çalışıyorum. Galvanizm ustası olarak. Ve boş zamanlarımda da işte hobi olarak dünyayı geziyorum. Bu benim tabii ki işim değil. Sadece yıllık izinlerini kullanarak dünyayı geziyorum. İşte en son Nisan ayında Uganda'ya gittim. Bir Afrika ülkesi. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Uganda'ya. İki haftamı orada da geçirdim. Ve çok güzel anılar biriktirdim. Fotoğraflar çektim. İşte ben genelde üçüncü dünya ülkelerini seyahat etmesini seviyorum. Bu gelişmiş ülkelerden çok yerel insanların yaşadığı kabileleri ziyaret ediyorum. Ve dünya mirası listesindeki yerleri görmeyi seviyorum. Onları fotoğraflıyorum, görüntüler alıyorum, amatörce belgeseller hazırlıyorum. Ve bunları işte sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Bu şekilde bu şekilde, yol haritası. Evet, 10 yıldır dünyayı geziyorum. Peki çıkış noktası, şimdi az önce programımızın başında da belirtmiştim. Hepimizin var bir gezme arzusu. Evet. Kimimiz emeklilikte bu hayali gerçekleştirmek istiyoruz. Kimimiz zamandan dert yapınıyoruz. Kimimiz maddi sorunlardan. Kimimiz diyoruz ki benim o kadar çok vaktim yok gidip gezecek. Evet. Yani hepimizin bir sebebi var gidememesi için. Siz bu fırsatı nasıl yakaladınız? Bu fikir nasıl gerçeğe dönüştü? Elbette ki düşüncesel olarak belki vardı ama hayata geçirmek bambaşka bir durum. Evet, o adımı nasıl attınız? İşte ilk başta cesaret önemli. Her şeyden önce maddi, tabii maddiyatı da olacak. Bir belirli miktarda ne bileyim paranız veya boş zamanınız olacak. Bunları tabii ki tabii herkesin aynı şeyi olmuyor. Ama işte ben de Hollanda'da yaşadığım için biraz daha avantajlıyım. En önemli avantajlardan birisi vize sorunu yaşamıyorum. Hmm. Türkiye'de seyahat etmek isteyenlerin en büyük sıkıntısı vize oluyor. Yani bir de dil bilme şeyini çok şey yapıyorlar. Yani onu da engel olarak görüyorlar. Aslında İngilizce o kadar bilmenize gerek yok. Onu da belirtelim. İşte ilk başta cesaret önemli. Yola çıkmanız, ya yani bir kere yola çıktığınızda zaten devamı geliyor. Ben ilk önce seyahatlerimi işte Avrupa'nın başkentleriyle başladım. O şekilde yani Avrupa'nın başkentlerinde kendinizi daha güvende hissediyorsunuz. Ama tam istediklerimi alamadım Avrupa'nın şehirlerinde. Çünkü gelişmiş ülkeler olduğu zaman her istediğinizi yapamıyorsunuz. Örneğin yani herkesin fotoğrafını çekemezsiniz. İstediğiniz gibi ya, genelde eğlence ağırlıklı olur. Ama ben kültürel seyahatleri sevdiğim için yani gittiğim ülkelerde, bölgelerdeki insanları, köyleri, yani turistlerin gitmediği yerleri seyahat etmek istedim hep. Oradaki insanlarla tanışmak, yani onlarla birlikte yemekler pişirdik, onlarla birlikte yani birkaç günde olsa onlarla birlikte yaşadım. Çocuklar falan hepsi bir arada. İşte onların kültürlerini birebir sanki orada yaşıyormuşum gibi günler geçirdim. Sanıyorum gidip gezip görmek değil, yaşamak, o bölgede yaşamak istiyorsunuz, evet, değil mi? Bu arzu sizi belki de az önce belirttiğiniz gibi üçüncü dünya ülkeleri diye tanımladığımız o özellikle Afrika ülkelerine, evet, yönlendiriyor, evet, değil mi? Şimdi üçüncü dünya ülkeleri ama fakirler ama mutlular. Kesinlikle hayatlarından yani yani bezme bir şeyi yok yani. Hepsi yani hiç yüzü asık bir insan görmedim yani Uganda'da. Hepsinin üzerinde elbisesi yırttık, yani ayakkabıları yok, çoğu hepsi yalın ayak yürüyordu.
Uganda'da gecekondu mahallelerini ziyaret ettim. Yani inanılmaz yani geri bir şey yani kanalizasyonlar bile dışarıdaydı yani ona rağmen yani çok insanlar yani yine gülebiliyorlardı. Hepsi hayatlarından yani. Aslında bu biraz da sizin için yaşamsal deneyimin bir tık üstüne taşıyor. Yani gidip görmenin ötesinde aslında kendi hayatınızı, dünyayı, dünyanın düzenini belki de sorguladığınız bir seyahat haline gelebiliyor değil mi? Evet, oradaki izlenimleriniz evet, ve gördükleriniz. Sanıyorum bir objeyi gidip görmek değil de siz o bölgede o anı yaşayıp oradaki insanların nasıl yaşadığını, nasıl hayatlarına devam ettiğini ve nelerden ne kadar küçük şeylerden mutlu olabileceğini evet. görmek arzusundasınız. Evet. Daha çok da çocuklara ilgi evet. gösteriyorsunuz değil mi? Daha önceki ziyaretlerinizde de öyle. Bu son yaptığınız Uganda ziyaretinde de en çok dikkatimi çeken o olmuştu. Evet, çocuklarda zaten çocuk oranı çok yüksek bir seviyedeydi Uganda'da. Yani her karşıma yani her girdiğim yerde ilk karşılaştığım çocuklar oldu. Hepsi hı hı. bana yakın ilgi gösterdiler. Ben de onları yanımda her sefer götürdüğüm gibi şekerler götürüyorum balon yani onların mutlu edebileceğim şeyleri hepsini dağıttım orada. Hepsi mutlu oldular. Hepsi bana Muzungu beyaz adam diye seslendiler. Bu şekilde ya, evet. bir yol haritası çizdiniz. Peki şimdi hangi ülkelere gittiniz? İlk başta Avrupa ülkelerini gezdiniz. Evet. Sonrasında nasıl bu bahsettiğiniz, merak ettiğiniz ülkelere geçiş sağladınız ve giderken endişeleriniz var mıydı? Onlar nelerdi? İlk başta işte Avrupa'nın başkentleri Paris, Londra gibi herkesin gidip görebileceği yani standart yerlerle başladım. Daha sonra Avrupa dışında yine gelişmiş biraz Dubai, Amerika gibi ülkelere seyahat ettim. Ve daha sonra yerel halkın yaşadığı Vietnam olsun, Vietnam'a gittim, Küba'ya gittim. Yani geçen sene Ekvator'daydım, Güney Amerika, Ekvator, Kolombiya. Yani her gidişimde yerel halkla daha da yakınlaştım. Bu bana yani seyahat şeyimi biraz yön verdi yani. Yerel insanların ağırlıklı olmaya başladı. İşte geçen Uganda'da da bunu tam %100 yaşadım yani. Hı hı. Yani %100 doğal her şey. İnsanlar, yerel halk. Ve kesinlikle yani en çok, en büyük endişem sağlık konusuydu. Zaten o kadar fazla şey sağlık konusunda biraz endişeliydim. Zaten herkes bunu sıkma yaygın orada Uganda'da. Hı hı. Aşılarımı zaten 10 yılda dünyaya geldiğim için aşılarım tamdı. Ama orası Uganda için sıtma için özel bir ilaç kullandım. Hı hı. Her gün. Hatta gitmeden önce başladım. Döndükten sonra da kullanmaya devam ettim. Bir sıkıntı olmadı. Kendimi korudum. Yani aslında kendinizi koruduktan sonra evet. O kadar sorun değil yani. O bölgede yaşayan insanlar için belki bağışıklık sistemi ya da evet, tabii, böyle halk olduğu için kesinlikle. Belki de onu tolere evet. edebilecek sürece zaten, sahipleri. Evet, insandan insana değişiyor zaten. Belki benim sağlık bünyem ona şey olduğu için uygun olduğu için de rahatsızlanmamış olabilirim. Ama tabii bu herkes için aynı olacak diye olmayabilir. Tek almak lazım. Evet, tek medal kesinlikle almak lazım. Şimdi bahsettiğiniz bu orada kanalizasyonlar, gezdiğiniz mahalleleri ben izledim daha evet. önceden. Gecekondu mahallelerini de ziyaret ediyorsunuz. Özellikle oralara gitmeye gayret ediyorsunuz. Evet. Ve o bölgede gezdiğinizde sokaklar hem dar hem toprak ve çamur evet. ve dediğiniz gibi de kanalizasyonlar yol ortasında. Evet. Ama yine de herkes mutlu. Bunu nasıl başardıklarını düşünüyorsunuz? Sizin görüşünüz, izleniminiz nedir? İşte imkan yok ama mutlu. İmkan nasıl? Yok ama onların işte önemli, onlar için önemli olan hayatlarını devam ettirebilmeleri. Sonuçta hı-hı. devam ettirebiliyorlarsa mutlular. Yani doyum yani doyumsuz değiller yani. Yani gelişmiş ülkelerde genelde insanlar yani her zaman bir adım ötede olmak ister yani. Yani bir şeyi elde ettiği zaman bir üstü daha olsun, bir üstü daha olsun şeklinde. Ama hedef onlar, her zaman büyük. Hedef her zaman ileride. Ama onlar karınları doyduğu zaman yani hepsi ailecek zaten bir aradalar. Onlar için yani mutluluk için yeterli oluyor. Sanıyorum bir de ezan okunduğu zamana evet. denk gelmişsiniz. Müslümanların da yaşadığı bir bölge işte var. İşte o Uganda'nın başkenti Kampala'nın Kisenyi mahallesindeydi. Orası da işte Doğu Afrika'nın Somali olsun Kenya'dan, Somali'den birkaç Afrika ülkelerinden gelen mülteciler
ikamet ediyordu. İşte Somalilerin yaşadığı bölge vardı. Orada ezen okunuyordum. Camileri de vardı hatta. Orada denk gelmişti. Şimdi Hollanda'da yaşadığınız ülke de yine Avrupa ülkesi ve evet. o bölgede de dini inanış farklı. Siz o Uganda'ya gittiğinizde ve ezan sesini duyduğunuzda insanların Müslüman olduğunu gördüğünüzde ne hissettiniz? Tabii farklı bir duygu. Tabii siz de Müslümansınız. Yani o zaman yani tabii farklı, yani kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Yani çok, tabii alışık olduğumuz sesten yani çok farklı okunuyor. Onların makamı farklı bir şekilde okuyorlar ama yani farklı bir duygu yani yine de. Yine de o evet. hissiyatı yaşıyorum evet. diyorsunuz. Peki şimdi siz... Bir de en önemli şey, onu da söyleyemeden geçmeyeyim. Bir yerde ezan okunuyordu ama bir yerde de pastalya kutmaları vardı. O da çok ilgimi çekti. Yani hepsi sesler birbirine karışıyordu. Yani hiç farklı inançlar yani hepsi bir arada hiç yaşayabiliyordu. Yani bir sıkıntı, aralarında bir herhangi bir husumet veya bir sıkıntı, sorun yoktu yani. Aslında en önemli nokta bence burası. Evet, yani kesinlikle. Dünyanın neresinde olursak olalım, hepimizin inanışları, görüşleri, hayat felsefesi ve tarzı evet. farklı olabilir. Rengi farklı olabilir, cinsiyeti farklı olabilir ama bir şekilde ortak yolu bulup aynı noktada yaşayabilmek belki evet, de. En büyük sorun evet, bu. Kesinlikle. Orada bunun aşıldığını gördüm, evet. tanık oldum. Bu İlgimi beni çok çekmişti, evet. diyorsunuz. Peki, şimdi siz gittiğiniz yerlerde bir de kültür elçiliği yapıyorsunuz. Biz başlığımızda da ekranda bu şekilde attık. Şimdi gönüllü bir kültür elçisi. Sonuçta siz bunu yıl içerisinde kendi yıllık izninizden feragat ederek evet. ve maddi imkanlarınızı belki yıl içinde toparlayıp o iş için biriktirip o iş için kullanarak bu ziyaretlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Aslında kendiniz için bir yatırım yapıyorsunuz ama bir diğer taraftan da kültür elçiliği yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz, onu anlatır mısınız? Kültür elçiliği derken yani memleketimle ilgili. Aynen öyle. Evet işte... Ya memleketimle ilgili her zaman yanımda tanıtıcı şeylerimi götürüyorum. Denizli ile ilgili. Hı hı. Onlarla birlikte işte fotoğraflar çekiliyorum orada. O benim ya her zaman memleketime mesaj vermek istiyorum. Yani bir selam olarak. Genelde herkes seyahat edenler gittikleri yerden hazır bir kart vizit alıp gönderirler. Hı hı. Ama ben de işte onu bu şekilde dönüştürdüm. Siz tersine çevirdiniz. Evet, ben orada o kart vizitimi kendim hazırlıyorum. Fotoğraflıyoruz işte birlikte, o yerel halkla birlikte. Elimde tabii denizinin kilometresi oluyor. O bulunduğum yerle deniz arasındaki mesafeyi hesaplıyorum. Bir kartonu yazıyorum. Onunla da fotoğraf çekiliyoruz. Hem memleketime selam göndermiş oluyorum hem de öyle bir anı biriktirmiş oluyorum. Hem o kilometre, hem gazozu, hem atkıları, evet. çeşitli sportif atkılar, hem Tavas Birlik Spor'un hem de Denizli Spor'un. Özellikle evet. de bu sene şampiyonluğa inandığınızı Uganda'dan Nisan ayında evet. söylemiştiniz ki keza şampiyon evet, oldunuz. O zaman zaten şampiyon olduğumuz daha belli değildi. Daha birkaç maç vardı. Ben inandığım için orada oradaki yerel halka konuşturdum Denizli Spor şampiyon diye. Dolaklarla falan, arabanın içinde falan Denizli Spor marşı da koydum. Bir görüntümüz var. Arkadaşlarımızdan rica edelim. Onu da izleyelim bu sırada. Evet, bu görüntü. Denizli şampiyon. Evet, Ronnie. Ben Deniz. Şu an Kampala yakınlarında Deniz Spor'un şampiyonluk konvoyuyla ilerliyoruz. Nezri şampiyon. Evet, Ronnie de inanmış şampiyonluğumuzu. Nezri şampiyon. Evet, Denizli Spor'un şampiyonluğuna Ronnie de inanmış değil evet, mi? Kesinlikle. Nasıl bir duyguydu o an orada onu yaşatmak, Uganda'nın sokaklarında, caddelerinde gezerken Denizli Spor atkısı ve onun marşıyla birlikte evet. o seyahati sürdürmek. Yani inanılmaz bir duyguydu. Bir de marş çalıyor orada. Zaten sıcak, arabanın camı da açık. Herkes dinliyor, yani bakıyor, yani çok inanılmaz bir duyguydu.
Bir de arkasından zaten şampiyonluğumuz geldi. Yani bu videoya o zaman benim için daha değerli oldu. Yani mutluluk oldu. Siz hem Denizli'nin kültürel değerlerine sahip çıkmak hem de orada bunları yaşatmak için gayret ediyorsunuz. Evet. Aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Tabii olumlu tepki alıyorum. Herkes yani teşekkür ediyor. Yani herkes yani yerimde olmak istediğini de söyleyen insanlar da var. Yani onlara da tavsiye ediyorum. Yani umarım onlar da bir gün yani şeylerini gerçekleştirirler hayallerini. Olmayacak bir şey değil, yapılabilir. Bunu programımızın sonunda bir kez daha konuşalım. Bu kısım önemli. Şimdi bir tane daha kültür etkiliğiyle ilgili görüntü var. Tavassey Bey'i çocukları dinlettiğiniz yer kaset dükkanı gibi bir yer sanırım. Evet, orası ben girdiğimde önce bir berber dükkanı, bir kuaför gibi bir yer sanmıştım. Fotoğraflar vardı. Ayna var çünkü. Ayna falan vardı ama sonra biraz girdiğimde müzik çalıyordu. Orada da CD falan satıyorlardı. Öyle müzik koymuş. Ben de hemen aklıma, zaten yanımda taşıyordum USB belleğimde, Tavassey Bey'i. Orada o iki miniyi görünce onları orada... Onlar da oynuyor. İzleyelim evet. Onu da. Dancing. İstikametimiz Masaka, Uganda. Şu an Tavassey Bey çalıyor. Ve direksiyonda ben. Hello, Ben. Greetings, Tavassey. Everyone watching us, welcome to Masaka, Uganda. Evet, Uganda'dan selam söylüyor Tavassey. Normalde gurbetçisiniz, evet. Öyle tanımlıyoruz biz yurt dışında yaşayan Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını. Hollanda'da yaşıyorsunuz ama sanıyorum o memleket hasretini her gittiğiniz yerde hissedip onu da orada yaşatmak için gayret ediyorsunuz. Tavassey Bey'i çaldığı an bu yöreye ve kültüre değer veren herkesin içi kıpır kıpır olur, tüyleri ürperir. Evet. Eğer biliyorsa da kalkıp oynamak için sabırsızlanır. Siz orada ne hissettiniz bu anı yaşarken? Ya tabii inanılmaz duygu. Yani Tavassey Bey çalıyor. Yani kendi memleketi dizinin Zeybek oyunu. Ya yani dünyanın bir başka ucundasınız ve orada yani tek Tavaslı yani inanılmaz duyguydu. Ya tabii yani anlatılamaz yani. Yaşadım diyorsunuz. Evet. Çocukların tepkisi çok tatlı. Evet. Hele o sonradan el sıkışmaya evet. gelen, o inanılmaz yüz güldüren bir an. Siz onu yaşadınız. O da çok güzeldi değil mi? Çocukların evet, işte da onu. Elimi uzatmıştım. O dans etmişti. Sonra arkadan diğer kardeşi koşarak geldi. O da elini uzattı bana. Ya o çok sıcak kanlılar yani. Normalde yani çocuklar yabancı gördüklerinde biraz tedirgin olur ama onlar öyle değildi Afrika'da, Uganda'da. Yani hepsi sanki yıllarca tanıyorlarmış gibi beni. Yakınlık gösterdiler yani hepsi hatta çocukların kimsesiz çocukların yetimhaneleri ziyaret ettim. Hı. Orada bile çocuklar hemen hepsi boynuma sarıldılar. Hepsi koşarak geldiler. Hepsiyle tanıştık falan. Yani inanılmaz duyguydu.
Peki şimdi fotoğraflar var sizin oradaki evet. ziyaretlerinizde çektiğiniz fotoğraflar. O fotoğrafları hem görelim hem de siz alttan o fotoğrafların hikayesini, o fotoğrafları çekerken ki anı bizimle paylaşın. Onları izleyelim. Evet. Evet. Burada iki bayrak bir arada. 23 Nisan günüydün. Bu da yetimhanede çekildiğimiz topluca bir fotoğraf. Hı hı. Bu da Cinca'da bir gecekondu mahallesinde. Bütün gecekondu halkıyla birlikte toplandık. O mavi tişörtlü olan da o muhtarıydı. Muhtarı bölgenin. Evet. Bu da bir aile. Orada çocukları Şekerdağ'ı diyorum. Cinca'nın gecekondu mahallesinde. Evet, bu da Cinca'nın bir başka gecekondu mahallesi. Evet, çocuklar. Evet, bir detay da Afrika'da çocuklar 1 yaşına kadar annelerinin sırtını biniyorlar. Daha sonra 1 yaşından sonra abi veya ablanın sırtında geziyorlardı. O da çok ilgimi çekmişti. Bu da çok orijinal. Evet, bu da orada et yıkıyordum. Bu evet. mahallede bayağı izlenimleriniz var sanırım evet. değil mi? Burada bayağı zaman geçiyor. Evet, o az önce çektiğim fotoğrafın sonucu da bu. Aa, çok güzel. Onu da... Evet, bu da abisinin kucağında bir bebek. Bu da işte Kisenyi Mahallesi, bahsettiğim mahalle, Gecekodu Mahallesi. Bir fotoğraf var, şimdi o gelecek sanırım. Yok, bu değil. Evet, bu da Entepe şehrinde Nakivogo bölgesinde kaldığım bölge. İşte bahsettiğimiz evet. dolduruyor. En yakın bir çeşmeye gelmişler bidonlarıyla. Evet, işte bu. Burada durdurabilir miyiz? Evet. Bunu anlatır mısınız bize? Bu çok böyle profesyonel fotoğrafçıların paylaştığı görüntülerde ya da genellikle sosyal projeler, dünya ve insanlığı anlatan ya da UNICEF'in büyük projelerinde görebileceğiniz fotoğraflardan biri olmuş. O beni çok etkilemişti. Evet. O ikiz çocuklar. Evet. Sanırım bir tanesi endişeli ve ağlıyordu videoda. Ama bu fotoğrafı size çektirmişler. Evet. Ağlamadan önce işte çektim o fotoğrafı. Hı-hı. Daha sonra o soldaki ağlamaya başladı. Bir daha hiç susmadı. Annesi de susturamadı. Ama işte öyle bir kareyi yakaladım. Çok güzel. Onlar ikizler. 1 yaşındaydı. Ve çok sevimliler. Aşırı sevimlilerdi. Ben de ilgimi çekti. Fotoğraflamıştım. Güzel bir öyle bir fotoğraf oldu. Peki devam edebilecek miyiz? Fotoğraflara. Evet, devam ediyoruz. Bunlar da işte Entepe bölgesinde çektiğim fotoğraflar. Burası da kaldığım Entepe'de kaldığım bölgenin mahalledeki çocuklardı. Her gün beni otelime giderken görüyorlar ve kapıma kadar geçiriyorlardı beni. Evet. Entepe'de çektiğim bir fotoğraf. Sanıyorum Entepe'de bayağı vakit evet. geçirdiniz. İlk vardığım Entepe şehriydin. Zaten ulaşım oradan oluyordun. Havaalanı da bulunduğu şehir. Bu sizin verdiğiniz şekeri yerken evet, sanıyorum evet, değil mi? Evet. O da kardeşinin sırtını binmiş. Evet, işte bu. Bu, evet. bu fotoğraf beni çok mutlu etti görünce. Çünkü hepsinin yüzünde o bahsettiğiniz imkansızlıklara rağmen ki mutluluk duygusunu ben hissettim. Birlik ve beraberlik duygusunu hissettim. Belki de dünyaya mutluluğu anlatabilecek güzel fotoğraflardan birisi. Evet, kesinlikle. İşte onu hepsini elimde götürdüm. Şekerlerden vermiştim. Daha sonra hepsi poz verdiler o şekilde şekerlerle birlikte. Ortaya öyle güzel bir görüntü çıktı. Siz gezerken çocuklar genellikle sizin yanınıza gelip o fotoğraf karesinde yer almaya çalışıyorlar ve birbirleriyle yarışıyorlar aslında. Evet. O da bambaşka bir duygu. Bir adam gezmeye gelmiş ve bizi görüntülüyor. O da başka bir his yaşatıyor olsa evet. gerek çocuklara. Zaten elimde makineyi gördükleri zaman zaten biliyorlar fotoğraf çekeceğimi. Evet. Hepsi poz veriyorlar. Beni de çek, beni de çek. Siz video çekerken bile hiç pozlarını bozmuyorlar evet. değil mi? Ha, çoğu yani elimde çekerken onu hatta fotoğraf da sanıyorlar bazen. Poz veriyorlar. Ben diyorum video çekiyorum. Sonra da şey yapıyorlar.
O şekilde. Peki gittiğiniz yerlerde su yok. Az önce su doldururken evet. gördük çocukları. Çocuklar mı genelde su doldurmaya giderler ve o bölgedeki suyla ilgili izlenimleriniz neydi? Çünkü biz bence dünya toplumları olarak suyun kıymetini çok fazla bilmiyoruz. Evet, kesinlikle. İşte orada sular yoktu. Bazıları işte 100 metre falan 1 kilometre kadar gidebiliyorlardı çocuklar. En yakında su kuyuları. Ama orada çeşmeler vardı. Çeşmelerden dolduruyorlardı. Hepsinde elinde sarı bidonlar. Yani kendi bir ağırlıklara kadar ağır bidonları taşıyorlardı. O da ilgimi çekti. İşte su sıkıntısı vardı. Peki orada. Yiyecek nasıl? Oradaki o bölgedeki yiyecekleri de görme şansı yakalamışsınız. Birkaç hatta onunla ilgili de video çekmişsiniz. Ekmek kızartan bir evet. Bayan var. Sonrasında patlamış mısır yapanlar, evet. Muz ve meyve tezgahları. Evet. Onları paylaşırsınız. Evet, onlar da genelde sokak satıcıların sattığı şeylerdi. Patlamış mısır, sabahları kahvaltıda yerel halka kızartılmış ekmek satıyorlardı. Hamur, yuvarlak bir hamur yaparak onu yağın içine bırakarak şöyle ekmek haline geliyordu. Onu satıyorlardı. Aynı anda kendileri tüketiyordu. İşte onlar yani devamlı bir şeyle meşgullerdi halk. Bir pazar yeri var gittiğiniz. O pazar yeri de gerçekten çok ilginç. Çünkü pazar yerinde bir sokak sanatçısı var. Evet. Ve o sokak sanatçısı sizin adınıza bir şarkı bile besteliyor değil mi? Evet. Onu anlatır mısınız bize? Ben işte onun yanına yanaştım. Fotoğraf, video falan çektim. Sonra kendimi tanıttım. İsmim Mehmet diye. Daha sonra orada adımı söyleyerek şarkının içinde bir şeyler söyledi. Ben tabii anlamadım ama ismim geçtiğini duydum. Öyle bir şey oldu yani anım oldu. O pazar yeri de oldukça kalabalık evet. ve pek çok ürünü de bulabileceğiniz bir pazar sanıyorum. Büyük bir evet. pazar. Pazarlar bayağı meşgurdu orada. Yani aradığınız her şeyi bulabiliyordunuz. Hı hı. Sokak pazarları. Herkes yayılmış dışarıda. Her şey vardı yani. Bir de safari turunuz var. Ondan da bahsetmek ister misiniz? Evet, o da işte Uganda'nın en büyük ulusal parkı Machison Ulusal Parkı'na gittim. 3 günlük safari yaptım. 5 büyükler dahil bin bir türlü çeşitli kuşlar, türleri falan hepsini gözlemledim, fotoğrafladım. 5 büyükler derken aslanlar, aslanları da yerinde, doğal hayatlarında görüntüledim, fotoğrafladım. Endişe verici mi peki? Soralım onu yaşamış biri olarak size. Ya endişeci ama tabii güvenliğim şey olduğu için fazla şey yapmadım ama özel arabalar, ciplerimiz vardı. Yani kafes şeklinde. Yani dışarıdan bir müdahale falan olma şey yoktu ama yani çok yani yine heyecanlıydı yani çok maceralı geçti. Adrenalin yüksekti evet. Peki rehber konusuna değinmek isterim. Şimdi tabii ki de gideceğiniz yerlere cesaret edip gitmek önemli ama rehber bulmak da önemli pek çok kişi için. Evet. Sizin için önemli mi ve gittiğiniz yerlerde rehberleri nasıl buluyorsunuz? Şimdi size eşlik eden pek çok kişi var orada. Fotoğraflarınızı, videolarınızı çekmenizde destek olanlar da var evet. hatta. Onlardan bahseder misiniz bize? Onları da şöyle rehber kesinlikle ihtiyaç duyuyorum ama bunu rehberlik mesleğini yapan kişiden almıyorum. Yolda tanıştığım veya konuştuğum otelde olsun veya orada gezerken tanıştığım kişilerden böyle bir talepte bulunuyorum. Hem o zaman zaten o kişiyle arkadaş olmuşum. Yani daha da güveniyorsunuz. O zaman o şekilde o beni gezdiriyor. O kişi. Günübirlik anlaşıyorum. Yarım günlük anlaşıyorum. O şekilde. Ama rehberlik rehberlik yapan kişilerden o hizmeti almıyorum. Çünkü o zaman daha çok farklı oluyor. Genelde anlatıyor. Dinliyorsunuz falan. Daha farklı oluyor. Ama ben tuttuğum rehberleri yeri geliyor benim kameraman şey kameramanım oluyor, geri fotoğrafçım oluyor. Yani yeri geliyor çantamı taşıyor. Hı hı. Yani normal rehber bunu yapmaz yani. Onun peşine takılırsınız. O sizi nereye götürürse onunla birlikte gelirse. O benim kesinlikle o tür bir hizmetten hoşlanmıyorum. Yani özgür olmak, yani ne istersem onu yapmak istiyorum. Gideceğiniz yerleri kendiniz mi belirliyorsunuz? Önceden araştırıp evet. listeleyip öyle mi gidiyorsunuz? Evet, kesinlikle gitmeden önce kendim belirliyorum. Ben genelde işte dediğim gibi daha mistik olan, hı hı. Yerel halkla daha iç içe olabileceğim yerleri tercih ediyorum.
Örneğin mesela Entepe şehri büyük bir şehir ama ben orada sadece bir bölgeyi tercih ettim. Nakivogo bölgesini. Orada sadece köylüler vardı, yerel halk vardı ama bir diğer bölgesine gittiğiniz zaman metropol. Hmm. Aynı şekilde başkent Kampala da öyle. Koskoca bir metropol. Hatta ilerlemiş, hatta yani Avrupa'yı yakalamıştı diyebiliriz. Ama ben orada günümü Kisenye Gecekondu Mahallesi'nde geçirdim. Yani bambaşka bir dünya, yani düşünün, yani başkent Kampala gelişmiş bir metropol. Onun ortasında bir gecekondu mahallesi, bambaşka yani hayatlar. Evet. Evde kaldınız mı bu ziyaretinize de? Bir evde konakladınız mı ailenin yanında? Ailenin yanında konaklamadım ama o bahsettiğim Entepe şehrindeki kaldığım bölge zaten butik bir yerdi. Bahçeli. Otelden çıktığım zaman direkt yerel halkın içine karışıyordum. O öyle yaptım. Ama tabii gittiğim yerlerde yerel halkın yanında da kalıyorum. Geçen sene kalmıştım ama bu sene kalmadım. Peki senelik mi planlıyorsun? Senede bir kez mi gidiyorsunuz gideceğiniz yerlere? Senede bir kez gidiyorum. Aslında iki kez gidiyorum ama bir kere işte Türkiye oluyor. İkincisi Türkiye oluyor. Her yaz Denizli'ye geliyorum. Ama İki şansım var. Biri mutlaka Türkiye oluyor. Evet, diyorsun. Kesinlikle o uzun yaz tatillerinde Türkiye'ye geliyorum. Nisan ayında da iki haftamı işte dünyanın bir bölgesine ayırıyorum. Bunu tabii yılbaşında Aralık, Ocak ayı gibi netleşiyor. Bir yıl sonra, daha sonra işte 3-4 ay planını yapıyorum, projemi hazırlıyorum. Öyle yola çıkıyorum. Geniş bir çalışma, evet, var o zaman arka planında. Ön çalışma, evet. Ön çalışma aylarımı alıyor. Asıl çalışma döndükten sonra oluyor. Döndükten sonra çoğu kişi, benim sosyal medyada takip edenler çoğu kişi devamlı seyahat halinde sanıyor. Ama kesinlikle öyle değil. Ben bir yılımı gece gündüz çalışarak geçiriyorum. Sadece iki haftamı dünya turu yapıyorum. Ama bir yıllık malzemeyle döndüğüm için döndükten sonra belirli aralıklarla bunu paylaşmaya devam ediyorum. O da bana takipçilerime devamlı dünya turundaymışım izlenimi veriyor. Bir yıl boyunca Uganda'da gibi, evet, bir izleniminiz olacak. O da beni zaten zaman geçirttiriyor. Yani döndükten sonra elimdeki malzeme bittikten sonra insan tekrar seyahat etme şeyi başlıyor. Yani tekrar bir yerlere gitmek istiyorum. Motivasyon kaynağınız, evet, o oluyor. Ama döndükten sonra tabii elimde o kadar malzeme olunca yani tekrar hemen şimdi bir yere gideyim demiyorum. Çünkü elimde zaten paylaşacağım çok güzel şeyler var. Daha hiç kimse görmemiş, paylaşmamışım. Onları yavaş yavaş paylaşıyorum. Aynı arada çalışmaya devam ediyorum tabii Hollanda'da. İşte zamanım oldukça paylaşıyorum. O da şöyle Ocak, Şubat'a kadar devam ediyor paylaşımlarım. Daha sonra bitiyor. Sonra tekrar aynı şeyleri paylaşmak tabii pek hoş olmuyor. Onun için yeni programlara, yeni projeler yapmaya başlıyorum. Yeni yerler görmeyi sürdürecek, evet, misiniz peki? Evet, kesinlikle. Bu nereye kadar gider? Ömrüm yettiğince, evet, aynen. Gücüm yettiğince, evet, ve sağlığım el verdikçe mi diyorsunuz? Tabii sağlık önemli. Yani el verdiğince, yani gücüm yettiğince seyahatlerim devam edecek. Kısa olacak ama bir ömür boyu seyahatim bana yetecek evet. Peki şimdi Uganda ziyaretinizi değerlendirelim. En son oraya gittiniz. Bir yıl boyunca çalıştınız. İki haftalık bir planlama yaptınız. İki hafta oradaydınız. Evet. Ve orada totalde ne kadar harcadınız? Totalde yani ne kadar bir ücret, bir fiyat vermeyeyim ama benim ya yani şöyle diyebiliriz, iki maaşıma eşdeğer. İki aylık maaş. İki aylığıma eşdeğer. Sonuçta bir yıl boyunca çalışıyorum. 13 maaş oluyor ikramilerle falan toplam Avrupa'da 13 yani 13'te ikisini 13'te ikisini diyelim. Diğer şeylerde zaten hayatını idare ettirebilmek için Hollanda'da tabii her şey orada dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. Tabii her şey pahalı. Hayat çok zor, şartlar, her şey pahalı tabii. Hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Peki orada iki hafta geçirdiğiniz süre, iki aylık kazancınızın üzerine bir maddi yorum yaparsanız paha biçilebilir mi oradaki hissettiğiniz ve kazandığınız duygular? Paha biçilemez. Yani sonuçta o kadar şeylerle dönüyorum ki yani o döndüğüm şeyler yani bir fiyat biçilemez yani. O yani onu kesinlikle onun hesabını yapmıyorum. Yani döndüğüm şeyler Bambaşka yani. Peki ömür boyu saklayabileceğim, yani ömür boyu izleyebileceğim şeyler, anılar, duygular evet.
Peki bundan sonraki yol haritanızda neresi olabilir? Planlamayı Ocak, Şubat gibi yapıyorum dediniz ama elbette ki kafanızda şuraya da gitsem, buraya da gidebilirim gibi bir fikir vardır. Ben genelde yani her yıl aynı yerlere gitmiyorum. Bir bölge, şu en son Afrika'ya gittim. Yani şimdi Afrika'dan sonra ne olur? Asya olur veya Güney Amerika olur. Öyle dolana dolana tekrar Afrika'ya geliyorum o şekilde. Yani Güney Amerika'ya da birçok ülkesini gördüm. Asya'ya da öyle ama bakmam lazım, araştırmam lazım. Daha önce giden gezginlerin takip ediyorum. İnternette takip ettiğim birçok gezgin var. Televizyon programlarını takip ediyorum, belgeselleri falan. İlk önce görmem lazım. İşte benim aradığım şey bu. Buraya gitmem lazım demem lazım. Yani öyle gideyim de neresi olursa olsun diye gitmiyorum kesinlikle. Peki. Yani beni tatmin etmesi lazım. Döndükten sonraki şeylerle yani iyi ki oraya gitmişim. Gitmişim demem lazım. Şimdiye kadar da hiç pişmanlık duymadım. Duyduğum bir yer olmadı yani. Peki hepsini. Gittiğiniz yerlerden şöyle bir gözünüzde 10 yılınızı derlerseniz şayet. Şuradan çok etkilendim ya da şu kişi, şu çocuk, şu olay beni çok etkiledi diyebileceğiniz bir anınız var mı? Ya işte Afrika'da ki o fakirlik, fukaralık çok etkiledi. Uganda'da. Ya Güney Amerika'daki yerel halk, insanların şeyleri, yaşantıları falan hepsi ya etkiledi beni aslında. O yaşamları mutlaka evet. Görüyorum ve onlardan etkileniyorum diyorsunuz. Evet. Ama yaşadığınız bir olay komik, olmadı. Komik veya hüzünlü de olabilir. Ya şimdi pek direkt sorunca aklıma ya, geldi. Aklıma gelmedi ama bayağı yaşadığım çok şeyler oldu, anılar şeyler ama şu an aklıma gelmiyor ama. Ben mesela sizin bu videolarınızı izlediğimde en komik şeydi. Motorlu çocuklarla rast geliyorsunuz. Ve bir tanesi bir anda şarkı söylemeye başlıyor. Herkes orada bir gülüşme yaşıyor. O gerçekten komik bir andı bence. Ama oradaki kişileri de tanımıyorsunuz. Bir güven sorunu yaşıyor musunuz? Güven sorunu yaşamıyorum. Yani zaten bulunduğum ülke güvenmişim. Yani oraya şey yaparak gelmişim. Ama işte ya insanlar cana yakın olduğu zaman siz de yani yakınlaşıyorsunuz. Yani bir gelin başta dinle. Yani ilk vardığınızda acaba neler yaşayacağım diyorsunuz. Ama vardık ya varınca tamam burası hiçbir şey yok yani hiçbir sıkıntı yokmuş. Boşuna düşünmüşsünüz. Yani işte onun için diyorum ya bir kere yola çıktığınızda yani onu daha iyi anlarsınız. Aslında şimdi anlatılacak şey yani pek o kadar anlatsam da yani şeyle bağlı yani özgüvenle ilgili bir şey. Hı hı. Özgüven olunca yani başaranılamayacak bir şey yok bence. Peki programımızın ortasında demiştim ki sonunda bir daha konuşalım. Bu konu önemli. Siz o noktaya getirdiniz evet. Beni. Başarılabilir mi? Yapılabilir mi? Az önce belirtmiştik ya pek çok sebep var yapamamamız için. Kimi maddi, kimi sağlık, kimi iş hayatındaki yoğun çalışma temposu. Evet. Çocuklar vesaire ki herkesin kendine göre bir sebebi var. Yapılabilir mi? Olabilir mi? Olabilir. Kesinlikle olabilir. Herkesi tavsiye ederim. Direkt yani imkanları olan kişiler yola çıksınlar. Yani seyahat edebiliyorlarsa, imkanları varsa, yani zamanları da varsa yapılabilir. İlla yani çok uzun süre gitmeye de gerek yok. Zaman yani kısa sürelerle de çok güzel seyahat edebilirler. Yani ilk Avrupa'nın başkentleriyle de başlayabilirler özgüven yoksa. O şekilde geliştirebilirler kendilerini. Önemli olan imkanı kendimizin oluşturması evet. Belki de, istemek belki de. Önceliklerimizin arasına bunları da koymak belki de değil mi? Evet, kesinlikle hayallerini ertelemesinler yani. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Ziyaretlerinizden izlenimleri bizimle paylaştığınız için. Gönüllü bir kültür elçisi olduğunuz için bunlar çok önemli şeyler. Çünkü kültürlerin kaynaşması kadar bence dünya üzerinde muazzam bir şey yok. Ve bence paylaştıkça daha da güzelleşecek, daha da çoğalacak. Evet, kesinlikle. Ben buna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için programımıza.
gezilerinizin devamının gelmesini ve daha güzel yerlere gidip görmenizi, onları da bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Çok evet, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Pamukkale TV ekranlarında bugün Tavaslı bir gezgini, gönüllü bir kültür elçisini Mehmet Han'ı ağırladık. Kendisine sosyal medya hesapları üzerinden de ulaşarak bu az önce bahsettiğimiz Uganda ziyareti ve diğer tüm ziyaretlerin izlenimlerini ve videolarını, fotoğraflarını oradan görebilirsiniz. YouTube hesabında da var. Oradan da izleme şansınız var. Ben pek çoğunu izledim, gördüm. İlgimi çekti. Sizinle de Mehmet Han'ı buluşturmak istedim. Bizlere eşlik ettiğiniz için elbette ki bir teşekkürümüz de sizlere. Yeniden bu ekranda buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalınız. Center Mobilya'dan serinleten yaz fırsatları başladı. 2019'da ister düğüncü olun, ister sünnetçi, isterseniz gurbetçi. Mağazamıza gelin, çok cazip fiyat ve ödeme koşullarındaki mobilyanızı beğenin. Sizlerle büyüyen Denizli'nin yerel mobilya markası Murat Center'dan 10 bin metrekarelik mağazasında onlarca çeşit mobilyaları görmek için mağazamıza davetlisiniz. Murat Center Mobilya, İzmir yolu üzeri Turkuaz Plaza arkası, Denizli. 371-88-08. Mobilya'dan merhabalar. Bekleyiş sona erdi, beklediğinize değdi. Sizler için çok çalıştık, 40 farklı çeyiz paketi hazırladık. Bugün iki yeni model ile karşınızdayız. Kampanya 1. Yatak odası takımımız, yemek odası takımımız, silinebilir kumaş, gürgen kasa, koltuk takımımız, piyasa değeri 18.000 TL iken şu an Doğrucan Mobilya, Denizli müşterilerine özel 11.980 TL. Üstelik bu ürünleri alan herkese yine piyasa değeri 1800 TL olan full ortopedik yatağımız ve çelik profil bazamız sadece 300 TL. Üstelik dileyen tüm müşterilerimize 750 TL elden taksit imkanıyla. Kampanya 2. Yatak odası takımı, yemek odası takımı, sinilebilir kumaş, gürgen kasa koltuk takımı bitmedi. Burindik marka, inox, 3 artı enerji sınıflı, 9 kilogramlık çamaşır makinesi, 5 programlı bulaşık makinesi, geniş hacimli no frost buzdolabı sadece 21.490 TL. Bu ürünlerin yanında full ortopedik yatak, çelik profil baza hediye. Siz de tüm bu ürünlere Doğrucan ayrıcalığı, 7 yıl garanti ve elden vade seçenekleriyle sahip olmak isterseniz adresimiz Acıpayam Asfaltı üzeri Cerrahi Hastanesi yanı. Telefonumuz 0258 266-66-09. 28 yıldır Ege'nin doğru kararı. Doğrucan Mobilya. Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek Arçelik klima ve derin dondurucular Denizli'de iyi huylu ticaretti. 10 yıl garantili elektrikli cimri Arçelik klimalara uygun fiyatlarla sahip olmak için acele edin. Yeni nesil Arçelik buzdolabı ve derin dondurucu modellerini görmeden karar vermeyin. Yıllardır sizlere güvenle hizmet veren Arçelik iyi huylu ticaret Denizli 2. Ticari Yol numara 50'de sizleri bekliyor. Yiğitler İstikbal mağazalarında indirimler hız kesmeden devam ediyor. Üçlü düğün paketi 10.730 lira. Tek kişilik baza, artı başlık, artı yatak 1215 TL. Çift kişilik baza, artı başlık, artı yatak 1990 liradan başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik kredi kartına 18 ay, elden 48 aya varan taksit imkanlarıyla. Ayrıca mavi nokta ürünlerimizde %50'ye varan indirimlerimizi sakın kaçırmayın. Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.
Butik tasarımda Denizli'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 42 yıllık mobilya ve tasarım geçmişimizle tecrübeli ve alanında uzman kadromuz eşliğinde dokunduğunuz ve gördüğünüz ürünleri iç mimarlık projelerine ekliyoruz. Böylelikle sadece projelendirmeyle değil, mobilyamızın tasarımını ve üretimini gerçekleştiriyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını salondan mutfağa, parkeden aydınlatmaya kadar sizinle birlikte tasarlıyoruz. Dünyanın 7. harikası Pamukkale'de doğa ile baş başa sakin, üst düzey kalitede bir tatile ne dersiniz? 5 yıldıza sahip Polat Termal Otel'de alternatif restoranlar, havuz başında özel yemekler, iş toplantıları ve termal sağlık turizmi ile sizlere sınırsız bir tatil imkanı sunuyor. Ayrıca ister otel müşterimiz olun, isterseniz günübirlik misafirimiz olun. Aqua Parkımızda hem eğlenin hem günün stresini atın. Polat Termal Otel Pamukkale Karahayıt'ta. Kaplan Home Collection'da fırsatlar bitmiyor. Cazip fiyat avantajlarını, sürpriz hediyeleri kaçırmayın. Şıklığın ve zerafetin adresi Kaplan Home Collection Denizli'de. Hermes Gayrimenkul Yönetim, aidat, kira tahsili ve gayrimenkul takibi, ev, daire, arsa, dükkan, iş yeri alım ve satım. Denizli ve çevresinde merkezi sistemle profesyonel bina, site, İşhanı, apart ve apartman yöneticiliğinde doğru adres. Hermes Gayrimenkul Yönetim 0258 266 66 46 Denizli. Denizli Ticaret Odası üyelerine indirimlerle dolu yepyeni bir uygulama daha. DIP, Denizli İndirim Programı. Eğitimden konaklamaya, sağlıktan akaryakıta, kargodan ulaşıma kadar birçok sektörde %40'a varan indirim fırsatları. Yüzlerce firmanın desteklediği DIP'le indirimli alışverişin keyfini yaşayın. Avantajlı firmalar ve programın detayları www.dip.dto.org.tr'de. DIP, alışverişin indirimli hali. Sen kazanacaksın, Türkiye kazanacak, Denizli kazanacak.